Şimdi bu demirleri taktım. Yola çıkmak için üst bagajı da takmamız lazım. Hazırlıklar için. Bir de arka camlarda benim film falan yok. O yüzden birazdan göstereceğim şeyi arka camlara takacağım. Evet, gördüğünüz gibi kapı çorabı mı diyeyim artık, arka cam çorabı şeklinde bir şey var. Böyle çift taraflı koruyucu, güneşten koruyucu çocukları yolda. Çünkü çok aşırı rahatsız oluyorlar güneşten beyefendiler. O yüzden biz de böyle bir çözüm bulduk. Diyeceksiniz ki ya arkadaşım diyeceksin, koskoca XC90'da perde yok mu, cam filmi yok mu? Yok arkadaşlar ya. Bu arabayı yapan adam onu yapmamış. Ama bazı XC90'larda var tabii ki. Evet, bu da üst bunda bagaj. Yok. Geçen seneden bu seneye beyaz olan bagaj artık ne renk olmuş? Krem rengi ya da sarı mı diyeyim. Hem de garajda duruyordu yani. Garajda durduğu halde soldu. Bilmiyorum, bakalım. Belki güneş tekrardan beyaz yapar onu. Birazdan takmaya çalışacağım. Takamazsam Gökhan'la takarız komşu. Evet, manzara gördüğünüz gibi şu anda şeyi takmayı başardım. Araba yolculuğa hazır diyebiliriz. Suyunu falan da bakacağım birazdan. Yağını zaten yakın zamanda değiştirdiğim için kontrol ettirmeme gerek yok. İşte Dachbox denilen Almanca'da ya da Portbagaj Türkçe'de onu taktım. Öyle işte. Arka şemsiyeler de hazır. Güneşlikler falan derken. Şimdi sadece cam suyunu kontrol edeceğim. O kadar. Evde bayağı bir hazırlık yapıyoruz. Son hazırlıkları sizlere göstereyim ara ara. Böyle bir abur cubur yiyecek içecek çantası. Böyle bir çanta da dolacak. Ya da bunlar beraber olacak bir şeyler. Zaten valizlerden bir tanesi bu. Bu büyük boy valizlerden birisi. Bu da diğer valizlerden birisi. Bu orta boy valiz. Burada benim valizim ve sırt çantam burada var. Burada bir adet küçük boy valiz. Burada bir adet kabin valizi. Gene büyük boy, hatta biraz da geniş boy bir valiz. Etti 3 büyük boy. Burada valiz. Küçük boy valiz var. Bir Berk'in valizi bu da. Son numara. Heh. Şimdi çekme devam ediyor. Kamera bir an durdu da şimdi beni görüyorsunuz. Kısa bir şey daha söyleyeyim. Çocukların tabii sırt çantaları olacak. Artı kedinin çantası olacak. Artı kedinin kum kabı da olacak arabada. Bu şekilde tabii üst bagajda dolu. Üst bagajda genelde Piraziz'e, yani Giresun'a gidecek olan eşyalarımız var. Orada fazla İstanbul'a gidecek eşya yok, yani İstanbul'da kullanacağımız. O şekilde. Şimdi de bahçeye geldim. Evet. Kısaca şeyi söyleyeyim. Yolumuzun güzergahından bahsedeyim. Serbiye diyecektim. Sırbistan, yani Belgrad üzerinden ilk önce gideceğiz. Ama Belgrad'a ulaşmak için de Macaristan'dan gitmeyi düşünüyorum. Yani büyük bir aksilik olmadığı sürece. Çünkü vignetteleri falan aldım şu anda. Başka ne diyecektim? Belgrad'da bir gece kalacağız. Sabah tekrar yola çıkıp soluğu İstanbul'da almayı düşünüyoruz. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Çünkü abone sayım 10.000'e çok yakın, fakat değil. 10.000 olmasını istiyorum artık. Bayağı da video çekiyoruz. Çabalıyoruz, edit yapıyoruz, koyuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Abone olun ve beğenin. Başka ne diyecektim? Sıla yolunda olan herkese iyi yolculuklar. Video uzun olacak. Uzun videoları sevenler gelsin, izlesin. Hoş gelsin. Teşekkürler. Bahçeyle ilgili bir şey söyleyeyim kısaca. Videoyla çok alakalı değil ama bahçeye salıncak aldık. Bunun tabii minderi falan da var. Bunların da minderi var. Şimdilik kaldırdık. Ama asıl söyleyeceğim, şurada eskiden solar paneller vardı. Onları kaldırdık, çatıya taktım. Eşimle beraber yaptık onu. Artık solar paneller olması gerektiği yerde, yani çatıda. Evet, şimdi arabanın üstünü gösteriyorum sizlere. Üst bagajını bir halat bağladım ona, güvenlik amaçlı.
Halat demeyeyim de gergi halatı mı deniyor bunlara? Ne deniyor? Türkçe'de bilmiyorum ki. Spannung. Bir şey Almancası da neyse. Onu yaptım. Dostlar kısaca şimdi ön taraftan son bir kez gösterelim. Arkaya doğru durumu. Gördüğünüz gibi arabayı tam 5 kişilik pozisyona getirdim. 2-2-1 şeklinde. Burada bir valiz. Arkada 3 valiz üst üste. Hatta bir tanesi orta boy. 2 tanesi büyük boy. Şöyle yaptık. Şimdi bir de buradan çekeyim sizler için. Bizim şey valizleri biraz da tutturdum şeyle, halat mı diyeyim, çekme şeyiyle. Bu yandaki valizleri, soldaki valizleri güzel tuttu. Kedinin malzemeleri burada. Bir küçük valiz de burada. Buraya birkaç çanta falan daha gelecek tabii. Gayet rahat bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Videoyu izlemeye devam edelim. Evet, yola çıktık. Viyana üzerinden Belgrad'a doğru gideceğiz. İlk önce Viyana, Budapeşte, sonra Belgrad. Herhalde bir 8-10 saat arasında yol sürecektir. Şu anda Almanya Burghausen'dayız. İzlemeye devam edeceğiz. Almanya bizim için bitti yaklaşık 10 dakika içinde. Avusturya'ya giriyoruz. Burada bir polis ekibi var. Muhtemelen Almanya'ya girenleri kontrol ediyor. Yani yurt dışı, yani Alman plak olmayanlara bakarlar genelde böyle. Diğer türlü geçiyorlar genelde. Evet, bu nehri geçtiğimiz zaman Avusturya sınırları içine girmiş oluyoruz. Evet, şu anda otobana çıktık arayollardan. Yani yaklaşık bir 40 dakika falan arayollarda geldik. Çünkü bizim ev direkt otobanın yanında değil. Avusturya otobanlarındayız. 130 kilometre hız sınırı var Avusturya'da. Tabii ki vignette de alınması lazım. Vignette'yi almak için ya da vignette aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz. Avusturya'nın kendi orijinal sayfası Asfinag. Günlük vignette galiba 8 ya da 9 euro civarında. Yani Avusturya zaten çok büyük bir ülke olmadığı için bir günlük vinyette yeterli olacaktır.
Evet, şu anda Macaristan'a giriyoruz. Burada da tabii ki kontrol yok, Schengen belgesi olduğu için. Ama tabii yavaş yavaş geçmek lazım. Macaristan'da da Vignette de var. O da online alınıyor. Linkler aşağıda. İzlemeye devam edin.
5'te 38 kilometre kaldı. Yollar gayet güzel. Pazar olduğu için tır, kamyon pek yok. Hiç çok neredeyse. Bu şekilde devam. Evet, şu anda Budapeşte'yi falan da geçtik. Szeged, yani Macaristan, Sırbistan arasındaki gümrüğe doğru ilerliyoruz. Bir aksilik olmazsa oradan geçeceğiz. Eğer çok yoğunluk olursa Tompa'ya doğru döneriz. Avrupa vatandaşı olmadığımız için biz hala Türk vatandaşıyız. Aşatolon denilen orada küçük bir sınır kapısı var. Onu kullanamıyoruz. Ama Avrupa vatandaşları isterlerse... Evet, evet, Sırbistan'a girdik. Röske ana sınır kapısı boştu. Sadece yarım saat sürdü. Şu anda Sırbistan otobanında ilerliyoruz. Bu sene ben N-Pay cihazı aldım, şu cihaz. Bununla gişelerden beklemeden güya geçtik. Ama bayağı erken göstermek gerekiyor. O yüzden biraz beklemek zorunda kaldık. Yani neyse, görevli geçirdi bizi. Ama güzel bir cihaz, güzel bir imkan.
Ve Kerem. Evet dostlar, Belgrad'a girmek üzereyiz. Şu anda Belgrad gişeleri geçtik. Yolculuk gayet rahat devam ediyor. Sadece hava çok sıcak. Hiç yağmur yağmadı. Normalde buralarda yağmur yağardı kesin ama bu sene nedense hiç yağmur yağmadı. Kalacağımız evi de çekerim kısaca. Dostlar, burası yaklaşık 50 euroya tuttuğumuz ev. Burada 3 çocuk yatabiliyor. 1+1 şeklinde bir ev yani. İnterneti falan çok iyi. Sırbistan, Belgrad'da burası. Burada da 2 kişilik yatağı var. İşte banyo falan burada. Burayı göstermeme gerek yok zaten. O şekilde. Bu gece buradayız. Değil mi Badem? Ve evcil hayvan kalması da serbest. O yüzden mutluyuz. Yarın uyanıyoruz. Evet dostlar. Sırbistan-Bulgaristan arası sınıra geldik. Sabah Belgrad'da sabahlamıştık. Gayet de güzel, gösterdiğim üzerine gayet de güzel bir ev. Şimdi de sınıra geldik yani. Yaklaşık 2-3 saatte geldik. Çok yollar güzel. Burada 1-2 saat, belki de 2,5 saat bekleyeceğiz gibi gözüküyor ama biter ya. Bekleye bekleye her şey evet, bitir. Kaç saat? 35 geçiyor. 11 geçe gir. 11 çok az yani, yarım saatte sınırın önüne kadar geldik ama tabii Bulgar'a da giriş olacak. Az önceki video çok rüzgarlı oldu, kusura bakmayın. Çok iyi geçti. Herhalde ara mara vermeden çalışıyor sınır görevlileri, sağ olsunlar. Evet, yolculuk. Bir dakika. Yolculuk bitiyor. Az kaldı. Kusura bakmayın, fazla çekemedik. Kamera çünkü şeyde kalmış. Dur ya. Çıkıyoruz. Tarafta gitsin.